قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك bir ses geldi. Bir hitap geldi. Meryem'e seslendiler. Ey melaik, ey Meryem. Muhakkak ki Allah seni müjdeliyor. Yubeşşiruki bi kelimetin. Bir kelimeyle seni müjdeliyor. Kelime. O kelime ne? İsmuhul Mesihu İsa ibn Meryem. Bakınız. Bu kelime İsa'dır. Dikkat edin. Burada kilit bir cümle var. Nedir? El Mesihu ibn Meryem. Allah ibn Meryem söylüyor. Yani ilah değil. İlah aramayın. Bu ilah olamaz. Annesi var. Ama illa onlar ne yaptılar? O zaman madem ki Meryem babasız olarak dünyaya bunu getirdi, o zaman bunun babası Allah'tır dediler ve Allah'ın oğlu diye onu bu şekilde seçtiler, iftira ettiler. Allahu Ekber. O bir taraftan Yahudiler, hayır Uzeyr Allah'ın oğlu dediler. Müşrikleri atladılar, melekler Allah'ın kızları dediler. Oysa Allah, kul huvallahu ehad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allah hiçbir şey benzemez. O samadsiz her şey ona muhtaçtır, hiçbir şey muhtaç değildir Allah tebareke ve teala. Tektir ve onun eşi benzeri yoktur Allah. İşte İbnullah değil. İbn-i Meryem. Yani onu ilahlaştırmayın demek istiyor. Vecihen fid dünya vel ahire. Bakınız hem dünyada hem ahirette üstün şerefe nail olan kimsedir bu İsa ey Meryem. Ve minel mukarrabin ve Allah'a yakın olanlardandır. Ne bilir? Vel mukarrabin. Başka? Bak bütün bu vasıflar var. Ondan sonra وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ Beşikte İsa'larla konuşacak. Dedik ya işte. Ya Meryem nereden peydahladın bunu? Nereden? مَا كَانَ أَبُوكِمْ رَأَسُوءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيَّ Baban kötü biri değil. Anan da böyle. Baban gibidir yani. Dine bağlı olan bir kişi. Yani kötü yola sapmış değil. Nereden peydahladın ya Meryem diyorlardı. La ilahe illallah. Bakınız ve yukellimun nase fil mehdi. İnsanlar da orada konuşacak ve konuştu. Ondan sonra onlar deli oldular. Kimileri aklını kaybetti, kimileri iman etmedi, kimileri işte ama hakkıyla Allah'a tevekkül ederler. Yani Tevrat'ı hakkıyla okuyup inananlar, amel edenler orada iman etti. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِي وَكَهْلًا Aynı zamanda hem beşikte hem de olgun olunca onlarla konuşacak. وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ Ve o salihlerden idi. Dikkat edin. Müjde olarak müjde, müjde olarak müjde. Bütün bu vasıflar İsa Aleyhisselam'da vardır. İşte bunları duyunca dedi ki Meryem, قَالَتْ رَبِّي Ey benim Rabbim! اَنَّ يَكُونُ لِي اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ Nasıl bir oğlum olabilir ki? Yani hiçbir beşer bana el sürmemişken nasıl olacak ya Rabbi? Çünkü biliyorsunuz bir kişinin çocuğu olabilmesi için mutlak edermesi lazım işte. Biliyorsunuz. İşte bu ya Rabbi. Yani nasıl olacak ki? Yani oğlum olacak ve hiçbir beşer benim elime değmez iken nasıl olacak ya Rabbi diye Rabbına seslendi Meryem. Validemiz. Allah dedi ki ona, buyurdu ki قَالَ كَذَٰلِكَ اللّٰهُ كَذَٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ Bu böyledir, كَذَٰلِك Bu böyledir ey Meryem. Allah dilediğini yaratır. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ O zaman madem ki dilediğini yaratır ve her şeyi yaratan kendisidir, deriz ki الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Bu eşyaları yaratan kim ise kainatı, dağları, ovaları, denizleri ne varsa zerreden kübreye, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratılmış ne kadar mahluk varsa kim yarattıysa Allah. O zaman hakkıyla ibadete layık olan ondan başka kimse değildir. O da Allah'tır
تبارك وتعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أمت كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أو bir şeye yani olması irade ettiği zaman diyor فإنما يقول له كن فيكون. Bakınız o sadece ol demesiyle olur. Allah tasarlamaz. Yok şöyle ya böyle. Hayır. Kün ol. Oluyor. Bu kâzı yaratırken tasarlamadı Allah. Yok şu şöyle bu. Hayır. Ol demesiyle her şey oldu. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin, meşiyetinin ne kadar büyük ve azim olduğunu gösteriyor. Allahu Ekber. Kun bitti. Allah tasarlamaktan münezzehtir. Kun feyekun. Ondan sonra ve yuallimuhul kitabe. Aynı zamanda İsa'ya yazmayı bir de neyin helal, neyin haram olduğunu öğretecek. Vel hikme. Hikmet. Yani ahlak, ilim, adaletle hükmetmek. İnsanlarla hikmetle nasıl davranacağını öğretecek Allah. Vel hikme. Vel hikme. Ondan dolayı bir davetçi insanlara hikmetle davranması gerekiyor. İstediğin kadar ilmin olsun, eğer hikmetle davranmazsan boş. Zaten Resulullah'a Allah tebarek ve teala ne diyor? وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Sen ey Resulüm, yani hikmetle davranmaya saydın ve kötü ahlaka sahip olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Allah tebarek ve teala buyuruyor. O zaman hikmet en önemli şeydir. Hikmet ahlaktır. Hikmet ilimdir. Hikmet adaletle davranmaktır. Hikmet Allah'ın emir ve yasaklarını harfiyen tatbik etmektir. Ve yuallimuhu el-kitabu vel-hikme. Ve't-Tevrat vel-İncil. Tevrat ve İncil. Hakiki Tevrat, hakiki İncil. İncil. Yani biliyorsunuz Hristiyanlık sadece İncil'den ibaret değil. Hem Tevrat'tan hem İncil'den. Aleyhisselatü vesselam, İsa aleyhisselam geldiği zaman Tevrat'ın hükümlerinin bazılarını hükmetti. Çünkü hem Tevrat hem İncil ikisini İsa aleyhisselam şeriatında vardı. Ama şeriatı neskeder. Musa aleyhisselamın şeriatındaki haram olan şeyleri İsa aleyhisselam şeriatında helaldir. Bunu inşallah ileride önümüze geçecek. Evet. Ve resulen ila beni İsrail ve aynı zamanda beni İsrail'e peygamber olacak, gelecek bu. Ve diyecek ki onlara enni kad ci'tikum bi ayetin min rabbikum. Rabbinizden bir mucizeyle, bir ayetle, bir burhanla size geldim. Ey beni İsrail! Ey beni İsrail! Allah burada neden beni İsrail'den sürekli bahsediyor ve birçok kavimden? Çünkü şu mesajı bize vermek istiyor. Bakınız ey insanlar, sizden önce nice kavimler geldi. Nice kavimler geldi. Hepsi helak oldu. Niçin? Peygamberlerine uymadıklarından dolayı. Ve uyanlar da aynı zamanda gittiler değil mi? Ama inananlar cennet, inanmayanlar fi esfel esafili cehenneme gittiler. Eğer siz de bu Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmezseniz siz de gideceksiniz. Ama gidiş gidişten farklıdır. Cennet var, cehennem var. Hakkı ve batılı Allah gösteriyor. Emir ve yasaklarda bunları zikrediyor Allah tebaraka ve teala. Çünkü وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ Hakkı ve batılı gösterdi Allah. Böyle yaşarsan cennet, böyle yaşarsan cehennem olduğunu bizzat Allah tebareke ve teala söylüyor. Orada yarın ben bu bilmedim, duymadım, kimse bana anlatmadı diyemezsin. Ondan dolayı Allah tebareke ve teala burada dünyada hücceti oluşturuyor. Sübhanehu ve teala. Evet. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden